Evet, çok az bir süre kaldı. Bir kere bütün siyasi partilerimize, adaylarına bu propaganda sürecinde göstermiş oldukları olgun ve Ardahan'a yakışır davranış ve siyaset şeklinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet, iktidarlar halktan oy alır partiler ve 5 yılı doldurduktan sonra tekrar seçime giderler. Şimdi burada 20 küsür yıllık bir iktidar var. Haliyle bir değişim arzusu her zaman vardır ve değişim de olmalıdır. Bunun yerine konacak olan da muhalefettir. Demokrasiler iki terazidir. İktidar muhalefet, iktidar muhalefet. İktidar iyi yaparsa bir iki dönem devam eder. Eğer artık hayatımızda bir şey değişmiyorsa olumlu yönde, o zaman alternatif olan muhalefet gelir. Biz muhalefetin yani Millet İttifakı'nın iktidar geleceğini düşünüyoruz, gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de gayret sarf ediyoruz. Ardahan'dan gönlümüz iki tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilini parlamentoya göndermek. Bunun için vatandaşımıza kampanya süresince, propaganda süresince adaylarımızla birlikte neden Cumhuriyet Halk Partisi, neden Millet İttifakı'na, neden Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi gerektiğini anlattık. Bundan sonra tercih ve teveccüh Yüce Ardahan halkınındır. Bizi 2019 31 Mart'ında bu onurlu koltuğa getirdiler ve %52 ile geldik. Çok şükür ittifakımızla şu anda yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında %65 civarında oyumuz var belediye yerel yönetici olarak. Öyle zannediyorum ki Ardahan'ın önemli eksikliklerini bu 4 yıl içerisinde kendi kaynaklarımızı kendimiz yaratarak yaptık. Bu da Ardahan kamuoyunda köyünden kentine 92 bin nüfusuna evet CHP yapar, yaparsa CHP yapar algısını güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. Ve bu da doğrudur. Merkezi hükümette de iktidara gelirsek, partimizin bir ya da iki milletvekili de parlamentoda Ardahan'ı temsil ederse, bugün yaptıklarımız adeta fragman olarak kalacak. Bugün yaptıklarımız fragman gibi, tanıtım gibi Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı iktidarı benim yerel yöneticilikte devam etmem arkadaşlarımla birlikte ve de parlamentoda Ardahan'ı temsil eden aslan gibi iki milletvekilimiz olduğunda biz Ardahan'ı 2 yıl sonra, 2 yıl sonra CHP iktidarında, 2 yıl sonra Türkiye'de ve dünyada bütün sorunlarını çözmüş tek il yapacağız. Tüm sorunlarını, çevre, sosyal, ekonomik, tarım, hayvancılık, turizm, kent altyapısı ve herkes o zaman ya ben şu Ardahan diye bir il var, gidip bir göreyim herkes burayı. Merak ediyor diye. Bazı iller vardır işte. Efendim Safranbolu evlerini görmeye gidelim. Yok bilmem şuraya gidelim. Hayır. Ardahan Türkiye'de hiçbir çocuğun iş aramak zorunda kaldığı, sağlık sorununun çözemediğim diye sorunu kalmayan bir il olması içten bile değil. Çünkü bizim nüfusumuz 92 bin. Coğrafi büyüklüğümüz İstanbul'dan büyük. İstanbul 5,3 bin kilometre kare. Ardahan 5,6 bin kilometre kare. Çok şanslı bir iliz. Yapılacak o kadar çok iş var ki hepsi de yapılması işte bile değil. Sınır ticaretimiz var, kapılarımız var. Havaalanına şimdilik Ardahan'da yok ama 45 dakika. Tünellerimiz yapıldığı zaman limana ulaşımımız bir ilin gelişebilmesi için, bir kentin, bir coğrafyanın gelişebilmesi için bir kere lojistik ve ulaşım olmazsa olmaz. Bizim hemen Kafkasya'ya açılabiliyoruz. Ulgar Dağı ve Mozeret'le birlikte. Bu taraftan Sahara Tüneli'yle birlikte Karadeniz'e, Vapa Limanı'na açılabiliyoruz. Hayvancılıkta Türkiye'nin mera hayvancılık ambarıdır. Yani bir merkezi hükümeti ele geçirelim. Siz bize 2-2,5 yıl verin. Ondan sonra görün bakalım. Sorunlarının tümünü halletmiş ve fert başına milli gelirli Türkiye'deki bütün illerin üzerine çıkartmış bir Ardahan vaat ediyoruz. Yaparsa CHP yapar,
yaptıklarımız, yapacaklarımızın zaten teminatı.